Bir de arkadaşlar diyor ki Gülcan bir iş yapmıyor. Bak gene. Çıkarırken kırdık kızım ya. Olur baba. Onu mu yapıştıracaksın şimdi? Bu arada barbekün de güzel olmuş babacığım. Teşekkür ederim. Olmuş yani. Vallahi olmuş. Ellerine kollarına sağlık. Şimdi şuraya yapıştırayım da kızım. Bunu da bir revizyon yapalım güzelce. Hı hı. Ondan sonra silelim. Evet. Alayalım. Güzelce de bir vernik atayım. Olabilir. Hep yeni. Yeni ulaştığına biraz da eski oluyorsun değil mi? Peki dumanın yattığı yer ne alaka? Ne bileyim, bölge onun için. Başımızın dibinden ayrılmak istemiyor. Arkadaşlar, bu arada dumana demişsiniz ki yumurtanın sarısını yedirin demişsiniz, vitamin alsın demişsiniz. Çok teşekkürler bilgi için. Tüyleri dökülmesi engellemesi için baba. Ha, yumurtanın sarısını mı yiyeceğimiz beyefendi? Evet. Ulan ben bulamıyorum yumurtanın sarısını. Tavuklar var ya baba şimdi sende. Vallahi yumurtaları yiyorsun. Yok baba, normal haşlanmış yumurta canım. Zaten arkadaşlar tüyleri hafif hafif dökülmesi azaldı. Bu arada barbekü de güzel olmuş. Tam istediğim gibi olmuş. Barbekü daha güzel olacak kızım. Yani. Bu arada arkadaşlar. Şunu yapayım da kızım daha güzel olacak. Bak. Burayı şöyle yapsaymışız daha güzel çabuk önüne kapanırmış. Kaldırık yapıştıran bir şey mi? Tabii ki. Aşağı ben eskiden yine bir tane çivi çakacaksın herhalde birkaç tane. Hı? Yine birkaç tane çivi çakacaksın. Ya şimdi işkence vurmayı bekliyor işte tane dedim. Çivileyim dedim. Çivimiz de var. Ne yapıyorsun kerata? Annen seni yesin yesin. Baba sen bunu doyurmadın mı? Doyurdun. Vallahi doyurdum. Yemiyor bir de beyefendi, beğenmiyor. Kanlı da hop gidiyor kuş yiyor, kuşları tutuyor. Kuşun tadına bakmış bir hayvan zor zaten. Bir de trip atıyor, arabanın altına gidiyor. Annem orada ağaçlara badana yapıyor baba. Hı? Baba annem ama ağaçlara badanayı sanki biraz abartmış gibi ya. Yok kızım o badana değil, ilaç. İlaç kattım içine daha güzel oluyor. Yapsın elleme. Kızım bana yardımı olmuş oluyor daha güzel. Vallahi bahçe deyince hiç zorlanmıyor. Hiçbir yeri de ağrımıyor. Seviyor kadın biraz. Evet. Arkadaşlar bu arada burayı hallettik. Burası boyanacak arkadaşlar. Böyle kalmayacak. İbrahim amcam. Sende bir tane boya gördüm. Onu buraya istiyorum. Duyurulur. Duyurulur. Bak ben istiyorum babam deyiz. Sonra arkadaşlar. Şu çitler çok hoşuma gitti benim bu arada. Şuradaki çitler var ya. Hoş durdu oraya. Oraya yakıştı. O çitleri de güzelce boyarız baba. Tamam kızım. Mis gibi olur. Güzel oldu. Kesinlikle güzel oldu. Şimdi bir ameliyat masasına yatıralım kızım. Bunu şöyle hani elimize batıyordu ya. Oralarında güzel bir... Elime batmıyor benim sadece. Her yerime batıyor. Makineleyeceğim kızım. Tamam. Tamam. Güzel bir şey olacak. Dikkat et. Ben dedim şöyle bölgede çalışayım. Çünkü arkadaşlar babam malum Ramazan ayı olduğundan dolayı bayağı bir yoruluyor. Ben bu köşeyi çok sevdim ya. Neyi? Bu köşeyi. Çok güzel oldu değil mi? Bak ben diyordum şura çok dar oldu diyordum ya. Hiç de dar değil. Şöyle güneş oldu mu hemen şuraya saklan. Yağmur oldu mu buraya saklan. Bilsin. Değil mi? Bak sertene kat. O bir alık yapayım güzelce. Bence güzel oldu.
Daha biz yeni yeni tadını çıkaracağız bunu. Kaç aydır çalışıyoruz kızım. Çalışmasak olmaz çünkü. Aslanım benim. Ne arıyor bir hanımefendi? Bak sen, senin de zaman da cevap veriyor. Sanki bizimle konuşuyor bazen, biliyor musun? Tabii ki. Baba, hayvanlar o kadar güzel yaratılmış ki. Ana bak, bugüne tırnak yemiş kızım. Bir bakayım. Baba gerçekten ya. Oş. Neresineymiş? Aha, tam kaşının üstüne. O kaşın üstü vardı. Var mıydı? Vardı. Ta ne zaman vardı o? Ferhat'a. Arkadaşlar, Duman bu aralar başka kedilerden dayak yiyor. Takıntılı bir şekilde. İnsanlar nasıl birbirine takıyorsa kediler de birbirlerine takıyor herhalde. Efendim babacığım. Şimdi buna başlıyoruz. Evet, şimdi buna başlıyoruz. Arkadaşlar biz bunu bu arada tuzkalla yapıştırdık. Ağaç tuzkalıyla. Hatice Hanım çalışıyor. Ben de çalışmam lazım. Benim için. Evet. Arkadaşlar babam şu an masayı tamir ederken annem de ağaçlara badana yapıyor. Karıncalanmış. Tabii ki. Babam da bu arada masanın ayaklarını çakıyor. Arkadaşlar düşündük, taşındık, karar verdik. Şimdi buradaki... Küçüklüğüm aklıma geldi. Ben onu susturmasını bilirim de şimdi neyse. Sen başına durur. Arkadaşlar. Kuşların cevabı. Maskemizi takıyoruz. Keşke gözümüz... gözü de... Şimdi gözümüzü de aldık arkadaşlar. Keserimi de yanıma alayım. Keserimizi de alalım. Elimizi fıtrak yapıyordu ya şöyle bir numara fıtrak. Evet. Afişi de akmamışım. Baba. Hı? Ben nereye gidersem Duman'ın oraya gelmesine ne diyorsun? Ya daha ben yarın çalışma yapacağım. Malzeme yoktu. Sen ne yaptın oraları yıkıyorsun? Yıkadım Ali Efendi. Hep şey, arabamı bile yıkadım. Arabayı da yıkadın mı? Allah razı olsun. Ellerine sağlık. Tavana da tuttun mu? Tavanda da toz vardı. Tuttum, hep tuttum ya. Boldu da öyle ne? Dur. Tortum şey yapmış ya. Yudum yudum. Orayı tamir edelim mi? Aa, ora patlamış. Orayı kestim yeniden şey yaptım ama yudum ya, arabanı da yudum. Hep şey tutulamış. Toz. Arabanı da yıkadım güzelce ne. Şu buradan yan taraf yeşil şeylere de tutuver olur mu? Şu çöpü atayım geleyim ben. Ne yapıyorsun? Duvarlar tutuyor. Duvarlar açamak için diyor onun için. Arkadaşlar. Buraya geldi. Buraya mı kaldın? Aha şurayı da temizlenin. Şu an sofrayı dışarı dinledim. Sofrayı dışarı ben üşüyorum. Üşüyor mu? Şu havada. Yemin et.
Ben de kısaca kaydalanıyorum. O zaman tantra kaydalanıyorum. Olur mu? Olur. Or düşüyorsan tantra serindim. Değişiklik olsun. Hem içeride ben içeride boğaldım artık. Kaydolmuyor. Arkadaşlar havalar ısındı, içeri sokamıyor Hatice Hanım'ı. Vallahi da battı kalktım daha içeri. İşte bir güzel. Babaktan beri hiç bitiremedim. Tamam, kuşu başlıyorsun. Hocam hanım nerede bu sofrayı hazırlasın, onu bu güzel kalktı. Uyuyor güzelliymiş. O da yani alt tarafı bir tartıyor, onda da hep ediyor. Değil mi kızım? Evet. Ben hiç daha dinlenmedim babaktan beri. Vallahi hiç öyle deme. Az önce şeyde tandırda uyuyordun. Ben gördüm seni. O vallahi yemek buldum. Yemek dediğim böyle de bir yemek yapıyorum. Bir de yeter. Fazla yemek bile yapmayacağım. Yeter yeter. Yapmayacağım. Yemek sen yapacaksın. Koydum şey koydum. Çorba yapmışım. Çorba var yeter. Çorbamız var zaten. O da benim yaptığım yemek var yeter. Yaptım. Bir de kavurma yapıyorum babana. E tamam baba daha ne olsun. Da yeter. He. Oo, ne yapıyorsun ne? Bir daha söyleyelim. Kavurma kızım. İşte ona hayır demem. Şimdi ocak ne oldu o da bilmiyorum. Vallahi buraya arıyorum diye bakmadım. En kısıktaydı. Gülcan bir baksa da şuradan hemen dedik ya kızım. Serinletmeyeyim. Allah'a. Uykun açmışsın ha yani. Söyle kızım. Baba buradan çok kalmıyor. Aa. Sırat dumanda. Duman ne yapıyorsun? Baba ya. Ayran ne diyorsun oğlum? Ne diyorsun? Ne diyorsun sen? Ciddi misin? Acıktın mı? Gülcan biraz mama verelim kızım. Oğlum zaten ne zaman doyuyor ki? Uyucu. Baba. Söyle kızım. Kızım kestim. Tamam kızım ederim eder. Gülcan şunu da şey, aşıladığın şeyi dökeceğim hadi. Tamam ona mı dökeceğim? Tamam artık buralar fazla toz toprak olmaz. Suyu niye kesti bu kız? Kes dedin ya. Kız şura kaldı dedi kız. Neyse orada kalsın sonrayla dök. Şu kapının oradan ağrı yıkarsın. Yok demedim de şimdi şurayla yıkarsın. Ne oldu? Kuşlar düştü. Kuşlar masa nasıl olmuş Gülcan? Masa mı? Masa böyle güzel gözüküyor. Eskitme. Bence güzel oldu bak. Çardağın şuralara da vurdum hafiften. Boya yapmadım ama. Buraya kalabilir ama lütfen bunun rengi bence kırmızı olsun. Üst taraf mı? Evet. Onu İbrahim amcana bir duyuru ver. Amca. Bak sana duyuruyoruz buradan. Sendeki boyanın lazım. Ay çok